Gökbilimciler tarafından yapılan açıklamada, yaşam olduğu düşünülen 29 gezegenin Dünya'yı keşfetmek ve radyo televizyon yayınlarını dinlemek için iyi bir konumda olduğu açıklandı. The Guardian'daki bilgilere göre, Cornell Üniversitesi Astronomi Profesörü Lisa Kaltinger ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden astrofizikçi Jackie Faherty, hangi yıldız sistemlerinin dünya geçişini gözlemlemede iyi bir konumda olduğunu bulmak için, Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uydusundan elde edilen verilere göre, hazırlanan yıldız konumları ve hareketleri kataloğuna başvurdu. Kaltinger ve Faherty, 326 ışık yılı içinde 5000 yıl öncesinden 5000 yıl sonrasına kadar, herhangi bir zamanda Güneş'in etrafından geçerken, Dünya'yı keşfedebilecekleri 2034 yıldız sistemi belirledi. Kaltinger, gezegenleri bulmamızın bir yolu, ev sahibi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir, ifadesini kullandı. Bu yıldız sistemlerinde yer alan, yaşanabilir olduğu düşünülen 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetmek ve radyo televizyon yayınlarını dinlemek için, iyi bir konumda olduğu tahmin ediliyor. NASA'nın bu yıl piyasaya sürüleceği James Webb Uzay Teleskobu, atmosferlerinin bileşimini analiz ederek, başka gezegenler üzerinde yaşam belirtileri arayacak. James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek. Ayrıca teleskop, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde, evrenin yaklaşık 13.7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan, büyük patlamadan 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek. Gökbilimciler tarafından yapılan açıklamada, yaşam olduğu düşünülen 29 gezegenin Dünya'yı keşfetmek ve, radyo televizyon yayınlarını dinlemek için iyi bir konumda olduğu açıklandı. The Guardian'daki bilgilere göre, Cornell Üniversitesi Astronomi Profesörü Lisa Kaltinger ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden astrofizikçi Jackie Faherty, hangi yıldız sistemlerinin dünya geçişini gözlemlemede iyi bir konumda olduğunu bulmak için, Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uydusundan elde edilen verilere göre, hazırlanan yıldız konumları ve hareketleri kataloğuna başvurdu. Kaltinger ve Faherty, 326 ışık yılı içinde 5000 yıl öncesinden 5000 yıl sonrasına kadar, herhangi bir zamanda Güneş'in etrafından geçerken, Dünya'yı keşfedebilecekleri 2034 yıldız sistemi belirledi.